Evet, herkese selamlar arkadaşlar. Herkese merhabalar. Neredeyiz? Şu anda Naci Yanaz'ın Herbalife ofisindeyiz. Geldik. Fakat kendisi şu anda dışarıya çıktı. Ben de burada yalnız kaldım. Ofisi gerçekten çok güzel yapmış, değiştirmiş. Güzel bir ofis yapmış. Ellerine sağlık. Burada neler yapıyor? Burada canlı yayın yapıyor zannedersem. Canlı yayında kendisi değişik yayınlar yapıyor. Fakat kanalın ismini öğrenemedim. İnsanlar buraya geliyorlar, sağlıklı bir şekilde beslenip kilolarını veriyorlar. Evet. Naci abi valla ellerine sağlık, güzel yapmışsın. Fakat sen yine buraya geldiğinde seni de çekmem lazım, konuşturmam lazım. Kaç yıldır sen bu işi yapıyorsun diye. Bence gayet güzel. Burada ben de acaba şarkı mı söylesem? Bilemedim. Güzel olmuş. Evet, Atatürk'ümüz de orada. Çok güzel bir resim. Güzel bir poz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Evet Naci abi. Şimdi başlayalım. Evet Ramazan kardeşim, ofisinize hoş geldiniz. Vallahi çok güzel, beğendim. Beğendin mi? Çok beğendim Naci abi. Seni uzun zamandır görmüyorum Ramazan'cığım. Neredesin sen? Burada 7.30. Arıyorum, telefonlarıma da cevap veremezsin. Evet, büyüdüm çünkü. WhatsApp. Bayağı büyüdüm. Naci abi. Buyur kardeşim. Sen bu Herbalife'e kaç senesinde başladın? Herbalife'a 2005'te başladım. 2005'te başladın ha? Ve 15-16 seneden beri bu işin içindesin. Bak senin eski halin, yeni halin, fotoğrafını oraya yazmışım, sana atmışım. Sen bana günaydın yazmışsın sadece, abi teşekkür ederim falan bile yok. Bu arada senden önce buranın çekimini yaptım ben. Öz çekim mi yaptın? Yok, normal çekim yaptım böyle. Beğendin mi? Çok güzel, beğendim ya. Nerede yayınladın? Daha yayınlamadım, yayınlayacağım. İlk kapıdan girdim ya. Ya hemen böyle bir pozitif bir enerji aldım böyle, tamam mı? Dedim burası olmuş. Ben sevgimi her köşesine sevgimi koydum. Evet, koymuşum gerçekten. Çok güzel olmuş ya. Bütün ya boya 10 numara olmuş. Şu mobilyadan harika. Hani şurası bambaşka ama sen işte sende şu şey var. Sen hemen değiştiriyorsun burayı. Burayı gene Herbalife'a başlatmışsın değil mi? Kesinlikle. Kaçarıyor. Kaçarıyor, kesinlikle kaçarıyor. Çok güzel yapmış. E sen buradaki şeyi niye söktün? Bayrak vardı burada canlı. Yasak. Yasak mı? Dışarıdan Herbalife olması olduğu gözükmemiz gerekiyormuş. Şirket öyle dedi. Ama saçma değil mi abi? Olsun, ne olacakmış? Yasak. Şirket diyor ki sen diye insanlarla konuşacaksın. Ofisine büromu davet edin yani. Evine nereye davet edersin de. He. Bayağı. Ahmet abi, Ahmet hocam merhabalar. Ahmet hocam neredesin? Yatıyor musun? Merhaba Ramazan. Merhaba hocam, nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Görüşmeye şükür. Allah'a şükür Ahmet hocam. Geldim şöyle bir, Naci abim yanına geldi. Belki seni yakalarım diye ama seni yakalayamadım. Ama evet, yakalayamadım. Ahmet hocam bir şey fark ettim ben. Bir şey fark ettim. Mesela çok şık, çok güzel, çok yakışıklı halini tekrar gördüm buradan doğru. Teşekkür ederim. Her zaman kendim diyemeyeceğim. Cansın Ahmet hocam, cansın. Seviyorum seni. Sağ ol sen, bir mukabele. Sağ ol, Allah razı olsun. Sen iyisin değil mi? İyiyim Allah'a şükür Ahmet hocam, iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Nereye? Bursa'dayım. Bu iyi. Ha, bak el işareti yapıyorum. Bursa'dayım diyorum. Bursa bu tarafta. Ha,
Neredesin? Yakınsan gel amca. Vallahi keşke. Hafta sonu yasakları bitsin, geleceğim. Ha evet ya, yasaklar var. Doğru söylüyorsun. Yani. Doğru. Sen? Ya ne yiyorsunuz? Doğru. Fındık. Naci çok yesin, Naci. Yiyor zaten, yiyor. Anlatacağım. Vallahi yemiş. Duruyor içinde. Sen zaten zayıfsın Ahmetciğim, biz Naci abiyle, nasıl diyeyim ben sana, az önce böyle şey dedikodunu yaptık ama iyi dedikodunu. Ha evet, ne derler, kulaklarım şey yaptı. Çamağı hazırla derler. Yani kötü olarak değil. Ahmetciğim, senin kaç kilo sonucun vardı ya? Ramazan duysun. Sen ağzından duymak istiyorum. Ahmetciğim. Vallahi ben 70'in altına düştüm. 75'e kadar düştüm. Kaçı? 85'e kadar. 85'e kadar düştüydüm. İşte pandemi de aldım. Bir ara 98'lere kadar çıktım. Tekrar şu anda 92 kilodayım. Ama hiç belli olmuyor ya. Yüzünden hocam gayet daha aynı şey duruyorsun abi. Ya fit duruyorsun gerçekten. Bu şey değil. Şurayı göstermiyor. Göstermiyor evet. Ya bir de... Evet, yani yüzüm ay gibi parlıyor anlayacağım, oradan doğru. Çok güzel, içeri aydınlattı gerçekten. Vallahi teşekkür yani. Ederim, Ramazan'ım. Ramazan'ım, kendine çok iyi bak. Çok teşekkür ederim anlayacağım. Görüşmek üzere. Var mı isteğin? Tamam, şey içtim, elmalı şey içtim birlikte. Nasıl, beğendin mi? Fena değil, iyi. Nasıl iyi be, muhteşem ötesi bir şey o ya. Hanım bile bayıldı ona ya. Normalde öyle her şeyi sevmez benim hanım. Motorum olduğum için canım şey yapıyor, yemek yiyesim gelmiyor. Öyle şey içti, inan var ya, yemek sadece şey içti. İyi işte. Şey içen duruyorum şu anda, akşam şey içti içtim, toplumun hiç canım şey istemiyor, sürekli tuvalet ekliyor. İyi Ramazan'ımdan biz hasret gideceğiz, hadi görüşürüz. Amca 98 mi olunca? Veya 98 mi? Şimdi 92 mi? Ama göstermiyor ya, şey yapmıyor ama çok yani. Ama sen böyle... ne zaman başlıyorsun? Ne zaman başlayayım? Fotoğraftaki haline döneceksin. Yakın, ben yaklaştım ona fotoğraftaki haline. Ya doğru kork. Şey, hangisine yaklaştın? Kıza şey giymeyeceğim, kırmızıya. Sen emeklilikten sonra sen bunu tekrar devam edecek mi abi? Tabii canım, bu benim zaten ben. Bana deseler ki yarın emekli senin hemen imzayı çekerim. 2000 lira emekli ailesine ver. Ay olur 2000. Sadece bir şey var. 2000 lira fazla bak alırlar abi. Fazla alırız da yani mesela. Anladım. Yani en yani şey diyorsun yani. Hemen bırakalım diyorsun. EYT falan olayları çıkarsa ben direkt. Hemen şeyini verir diyorsun ya. Dilekçe. Ama niye abi? Ne gerek var abi ya? Senin, yok hayır. Senin işin. Ben şimdi Bursa'yı bıraktım, bırakır mısın? Yok. Ben buraya sınava geldim. Bırakacağım falan bir şeyler değil. Ya bırakacağım da ya ben oraya alışamadım. Yok sen ne işin? Hastanedeyim o zaman. Şehir hastanesi. Ne yapıyorsun lan? Klinik destek. Ya böyle bir sistem. Nesine alıştın abi ya? İşte orada. Hayır. Şey, hastane olsun çok güzel. Hastane zaten ben sağlık ortamını sevdim. Çok güzel çalışıyorum. Evet. Ortam güzel.